her gibi bir fenomen, dünya yıldızı bir golcü olmasa belki de sezona damga vuran isim olarak Abu Bakar konuşulacak. Biraz da onun hakkı olarak görüyoruz. normalde Icardi'nin bu performansının yanında sonuçta Galatasaray'ı şampiyon yapan önemli bir oyuncu. Bu performansının yanında diğer santraforların esamesini okumaması lazım. Ama Abu Bakar öyle bir oynadı ki Beşiktaş'ta. Yani Icardi ile beraber ikisi yani bir türlü gölgede kalmadı. Yani Icardi Galatasaray için neyse bu sezon neyi yaptıysa yani Beşiktaş'ın geldiği nokta işte hafta içi ligimiz bitecek ya ikinci bitirecek ya üçüncü. Burada olmasın en büyük nedenlerinden bir tanesi bu Bakar. Geldikten sonra yaptığı devamlı pozitif katkıyla attığı gollerle yaptığı asistlerle takımın birleşmesinde e, sahaya çıkışlarda gösterilen performansta hepsinde Abakar'ın e, payı var. Bu performansıyla gittiği müddetçe yani diyorum ya Şenol Hoca şimdi en çok üzülen teknik adamdır. Lig aynı şekilde 4-5 hafta daha sürse belki şampiyon olacak. Hmm. Yani resmen bazen işin sonu geldi form tuttu. Bazen işte Fenerbahçe çok formdaydı. Mesela Dünya Kupası girdi o ara. Belki Dünya Kupası girmese o Giresun maçını da kazasız geçseydi belki bugün şamp bu senenin şampiyonu Fenerbahçe olacaktı. Ama bazı aralar yaramıyor. Şimdi Şener Hoca geldikten sonra Beşiktaş'ta hiç yüzüne bakılmayan oyuncular bir anda değerlendi. İşte kalede iki Mert. Bence Mert futbolu bırakmayı düşünüyordu herhalde Şenol Hoca gelmesi. Çünkü hiçbir şekilde kalede görev almayı düşünmüyordu. Şenol Hoca geldikten sonra Mert'i iyi bildiği için görev verdim. Düşün Valeri İsmail zamanı bir dakika süren, yani bir maçın bitmesi için oyuna sokulan Cenk Tosun öyle bir hale geldi ki bugün yerinde duramıyor ya. Resmen yani hoca yani Rıza otam korucu gibi diyeceğim vallahi. Bir dakika yerine durmadı. Bak Salih aynı şekilde bugün ben gözlerime inanamadım. Aynı şekilde kendi ceza sahasının içine girip 2-3 tane top çıkardı. Büyük olay. Abbakar Abbakar zaten e, yoktan var ediyor ya. Hakikaten yoktan var ediyor. Yani ceza sahasına girerken driplingle yapacağını biliyorsun. Yapman gereken şey var. Yapsam bile engelleyemiyorsun. Adam işini yapıyor. Golünü atıyor. Tabii. Abbakar, Abbakar, de... Abbakar tedbir alamazsın ya. Yani Hocam, zamanın yani dengesi o tedbir alacağın yani çok böyle sıradan oyuncu olur. O kadar farklı vitesleri var ki Gökhan aynı Hoca, Şeyi yapıyor. Sağ içinde o viteslerini kullandığı zaman rakibin dengesini, kimyasını bozuyor Salman'ı. Ya alıyor, o yalıyor, o alıyor Bir anda rakibi uyutuyor, fırlıyor önüne. Adamı teke teke aldı mı geçiyor. O özelliği de var. aynı şekilde geçiyor. Yani sağa sola çok gitme özelliği, özelliği var ama. Çok özelliği çok fazla. Hiç... Yani gol atacağı zaman sağın dış üst sollu üstten atıp sağa çekiyor, vuruyor ve kaleciler ya. Biliyorsun bunu. O hakikaten ee, Beşiktaş'a renk kattı. İnanılmayacak derecede. Beşiktaş'ta bence şu, önümüzdeki senenin yapılması gereken işler. Reaca söyledi. Kulübede problem var. Neden kulübede problem var? Bugün işte bakıyorsunuz. Hoca Muleka'yı çıkardı. Tayfur Bingöl'ü aldı. Dakika 75'ler falan da herhalde. Ondan sonra 90. dakika oyuncu değiştirdi yani genç oyuncuları ondan sonra oyuna soktu. Normalde belki biraz daha güvense bunları daha erken sokması lazımdı. Çünkü istediği sonucu aldı. O sonucu garanti aldığı halde bu genç oyuncuları sokmuyorsa problem var. O kulübe de güvenmiyor demektir. Şimdi sahaya girecek golcü oyuncu düşünüyorsunuz kim var? Hani Abdakar'a bakıyorsun. E, Cenk'i çıkar. E, gol atacak oyuncu Redmond sakatsa yok. Sakat olmasa zaten 11 oyuncusu e, Muleko'ya zaten hiçbir türlü güvenmiyor. Evet. Bence bugün Muleko'yu oynatmasının nedeni talipleri Aynen. çıksın, gitsin diye. Yani bir piyasası var. Bari biraz kıpırdarsa daha rahat gidebilir diye. O kulübü zenginleştirmek için de bir transfere ihtiyacı var Beşiktaş. Evet. Var Anlam. mı liste? Zeki, Uzun, kulağınıza gelen? Ya şey, küçük küçük e, transfer bütçesinde <laughs> hocanın e, bütçenin büyük bölümünün 10 numaraya e, ayrılmasını istemiş. Hoca Talişka e, ayarında bir 10 numara istiyor. Yani, Talişka'nın bizzat kendisi olabilir mi? Keşke <laughs> olsa. Talişka'yı herkesten çok bütün mutlu herkes ister. Fenerbahçe'li o da yeni mukavle uzattı değil mi? Tabii, tabii. E, Talişka'yı koparmak zor. O, orada bırakmıyorlar. Oranın kralı zaten. Müthiş. <laughs> 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 yani, Ronaldo'yu Ronaldo bile Ronaldo'yu yani. bırakıyorlar da bunu bırakmıyorlar. Ronaldo'yu bile gölgede bırakan. Çok özel seyircisi olan bir oyuncu. Az önce şeye baktım Atiba ne kadar gol atmış diye. 335. maçına çıktı. 28 gol 37 asist. Yani e, iyi bir istatistiği de var. Onu da tabii söyle tabii. merak ettim baktım. E, tabii ki çok fazla transfer yapmayacak bu arada Beşiktaş. In. Onu da söyleyelim. Yani e, bu kadroda işte dediği gibi muleka gibi oyuncuları gönderecek. Yedek kulübesini zenginleştirecek tabii. Tanıyorsun. Şenol tabii, Güneş şöyle çok fazla transfer istemiyor Aynen aynen. Kanal Güneş bir de çok pahalı oyuncu da istemez. Evet. E, o birinci şartı şudur. Her zaman onu e, söyler. Trabzonspor yıllarında da öyle. Bursa'ya gittiğinde de öyleydi. Hı -hı. E, yönetime gider der ki, o e, oyuncularımın e, transfer taksitlerini zamanında ödeyin. E, ondan sonra para kalıyorsa transfer yapın. Orası çok, çok Kore'deyken önemli. Kore'deyken yaşamış onu çünkü zamanında <laughs> ödendiğinde neler olabileceğini. Kore'ye gittiğinde tabii, bir yani hoca, bir defa anlatmıştı o hoca. Tabii. Oradaki sistemin Türkiye'de de olması için mücadele ediyor yıllardır. Ya, o, Şenol Güneş çok çalışkan bir e, hoca. Yani milli takımda da öyleydi. Biliyorsun burada Levent'teydi. Riva'ya gitmedi o. Ee, Selim abiyle birlikte Levent'te o Pembe Köşk'te bütün gün çalışırdı. Elinde işte dosyalar, mı, şeyler, ekibiyle analizler. Eee Beşiktaş'ta da bunları yapıyor. Aslında çok e, kalabalık bir teknik heyeti yok biliyorsun. Hı -hı. yani çok mütevazıdır. Çok böyle hani futbol bana dünya yıldızı gelsin uğraşı içinde değil. Yine de öyle yapmaz ama gerçekten hoca böyle özellikle bir on numara istiyor. Yani Şenol Hoca'nın da şu anda rüzgar arkasını aldı. Eli çok güçlü. az ama çok kaliteli. 2-3 transfer yapacaklar. Bunlardan birinde on numara için istiyor hoca. Ön taraf zaten iyi. Ama ben hala şaşırıyorum. Cenk Tosun'a ne yaptı da Cenk Tosun bu kadar güçlendi? O ağır sakatlıktan sonra bu kadar formda direkten dönen topunda vurduğu şuta bak. Tamam. Yani 90 dakikayı kaldırıyor. Bırak ya çok güçlü. Everton pişman abi, pişman olmuştu herhalde. <gülüyor> 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 İki kişiye dokunamadı. Biri Delali. Evet o deli öteki zaten. De, öteki de Gezal. Ama Öt, bak. öteki de Gezal. o da sakat mı? yani. Tamam işte on numara Ş Şerab arıyorsa olacak, Gezal hiç dokunamamış demektir. De, Dellali ile uğraştı biliyorsun. Biliyorum biliyorum. E, uğraştı. Olmayacağını anlayınca desteğini vallahi, çekiyor. Valla Dellali var ya. <laughs> yani kendi kendiyle zaten var ya Tabii. bıraksan kendi kendine evet. oynatmaz. Kendi kendi iyileştirmez yani kendiyle uğraşamaz yani, evet. yani bana göre Delali futbolu yani bıraktığını biliyor. Hı hı. Artık takılıyor öylesine işte o isimle falan para kazanıyor. İşte bu niye şunu da söyleyeyim tabii. Delali gibi transferler ya popülist yaklaşım bunlar. Tribünlere yapılan transfer. Tribünlere transfer yapılmaması gerekir. Yok Delali rehabilitasyon Beşiktaş'a geldi falan. Ya Allah aşkına yani bazı oyuncular olabilir. Delali olmaz. Kendinden vazgeçmiş. Adam Everton'a transfer oluyor. Lampard teknik adamı. Beraber çıkıyorlar basın önüne. Lampard bir Chelsea efsanesi. Yani zamanın en önemli o oyuncu figürlerinden biri değil mi? Hepimizin bildiği gibi. Bırak adayı dünyada. O onu tekrar getiri, geriye getiremiyor. Yani o kadar kendinden vazgeçmiş. Artık futbolunu bırakmış. Kendi de bir hırsı hiçbir şey yok. 26 yaşında yazık. 2.2 milyon euroyu çöpe attı Beşiktaş ya. Adam buraya tatili oynar mı eder mi? Ya koşarken dik, dikkat ediyorsun değil mi Gökhan Hoca? Ayağını sürüyor ya. Sen Seninle bir kere konuştuk ya <laughs> maç seyrederken. Ayağını kaldıramıyor ya. <laughs> Bak sprint atacak şey ayağını kaldıramıyor ya. Sürtüyor. Yani sen bu oyuncuyu alıyorsun yok Delli Ali falan. Böyle türbüne transfer yapmamaları gerekir. Zeki Zudurukan çok güzel söyledi. Şen Hoca böyle transferler yapmaz zaten. Bu türbüne oynamak işte Premier Lig'den oyuncu aldık vesaire. Yani bunların yani son kullanım tarihi bitmiş artık. <laughs> Çok güzel ifade Son kullanım tarihi artık bırakın ya bırakın. Ya şey Delali'nin geçmiş. Bunu ne diye hala artık ne yapmaya çalışıyorsunuz yani? Yani orada olmamış etmemiş. Avrupa hiç kimse Delali'yi takip etmiyor. Kimsenin 2 milyon eurosu verecek parası yok Cüneyt Avrupa'da. Şampiyonship'te bak inansalar ikinci ligde, Premier Lig'de düşün İngiltere'de orada verirler onu var orada 2 milyon euro oynayan oyuncular değil mi hocam? Hocam işte. Ha orada derler ki Deli Ali Aman bu fırsat ha, transferi. Ha. İşte şu şans. <laughs> Alex Teixeira da zar var. atıyor Şansız zar hocam. Işte. Hani bu zar atmak var ya ya tutarsa diye 26 yaşında ya İngiltere değil. milli takımı görmüş. Tabii. Bak İngiltere milli takımı görmüş. Yaşı çok genç. Acaba diyorsun bir hevesle hocam, gidiyorsun. Hocam. Sen dediğin gibi ben geldiği zaman zaten şunu söyledim ya bu adam işte Tottenham'ın Östanes, Milli Takıma gitti, Everton'a geldi. problem yaşadı, oynamadı. Everton'dan sonra gidecek bir tane daha Premier Lig takımı yok da. Hocam geçti. şampiyon şampiyonu yok ya, 26. ya ikincilik bile 2 milyon euro ver. Yani. Alex Teles söyledi değil mi şanssızlık değil Cüneyt. Adam bir seneden fazla oynamış. Teşerle Alex, Alex Teşerle pardon <laughs> Alex Teşere nerede esas şartların oyuncusu evet. değil mi İki defa orada evet, gol evet. kralı olmuş bir oyuncudan bahsediyoruz ha. Ukray Ligi'nde. Tabii. Herif önemli bir ama son bir senesi zaten 200 3 senesi boş. Sen bunu alıyorsun hani oynar mı eder mi falan on numara profilinde. Bir de Şenol Hoca bugün sistem etti biraz. E, fe, ceza aldı biliyorsun. Yani teknik su. adamlar bence biraz e, konuşmalı ya. Yani diyebilir. Sonuçta Jesus da söyledi bunu. Bırakın altını doldursunlar. Bırakın teknik direktörler bir şeyler, mesajlar versinler. Niye önemli biliyor musun? Şey Şenol Güneş bir bilgedir. Öğretmenliği de olduğu için söylüyorum. Bakın Galatasaray şampiyon oldu. E, Sportif Aşağı Başkan Vekili dedi ki bu çok e, insanın canını acıtıyor. Şampiyon olduk. E, tarihin en düşük gelirli şampiyonluğu dedi. 190 milyon lira. 10 milyon euro, 10 milyon dolar, 10 milyon euro mu yapıyor? Aşağı yukarı. Yani baktığında 190, biz e, medya olarak hep şunu yapıyoruz ya. Bu sene aslında yaparken biraz düşünmeliydik. Yani öz eleştiri yapayım. Ee, işte şampiyon olan takım için hep şunu yaparız şampiyon olunca. Kasasını doldurdu diye. <laughs> yaptık yaptık yaptık. 190 milyon lira. Galatasaray'ın şampiyonluğunu totale baktığında yıl yani o oyuncu sözleşmeleri giderler falan. 1 milyar liraya mal olan bir şampiyonluk. Yani gelir nerede e, giderin ne kadar? Ya bunu nasıl e, toparlayacaklar? Mesela Trabzonspor'un. İki yıl, yanılmıyorsam 3 yıl önce 980 milyon lira borcu vardı. 3 milyar liraya çıktı borcu. Bu arada e, şampiyonluk yaşadı, kupalar aldı. Başarılı olmasına rağmen bugün borcu açıklandı. Ne? 3 milyar 80 e. milyon gibi bir borcu var. 3 milyar liraya çıktı borcu. E. Yani şampiyon oluyorsun ama evet. e, fedakarlık yani... E, tam e, kazanırken kaybediyor. Ne ödüyorsun abi? Bu geceye dönelim. Evet. Yine Beşiktaş maçının özet görüntüleri ve basın toplantısını getirelim ekranda.